Bebeğim şu an ufacık bir işim var, rahat ol, yaptıracağız tırnakları. Hadi bakalım. Yok canım. Memleket kır tabağı yaptı. TikTok ayakta bekliyor. Nasıl ya abi? Tırnaklarımı yaptırıyorum bir an. Bir dakika, bende telefon var, benim de silah var. Alo. Abi bak bunu yapamayız. Abi deme bana bak. Yemin et. Nereye gidiyorsun? Allah. Red show. Eksen hiçbir... Abi bunu sen mi yazdın? Abi senin ne tuhaf bir hayal gücün var ama. Abi ne bu benim babam mı? Makarna değil ya. Aa pardon. Sırada elimle yarım ekmek ben. Rüyadasın, bir şey olmaz. Ya sen blog mu dinliyorsun? He. Dostum herkes blog dinliyor. Bunu alkışlıyor. Çalıntı bir şarkı değil. Backstage'de sound check'in hiç affetmedim. Çok güzel bir program olacak. Rap Show'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Çok enerjiyiz yine. Harika bir bölümle karşınızdayız. Çok uzun zamandır konuk gelmesini beklediğiniz bir konuğumuz bugün sizlerle. Bugün Blok 3'te merak edilen her şeyi konuşacağımız harika bir program sizleri bekliyor. Ama öncesinde sizlere anlatmak istediğim, konuşmak istediğim bir durum var. Biliyorsunuz ki bugün 2. sezonun 9. bölümü ve bu bölümde biz Berk'in konuk olmasını, Beta'nın konuk olmasını çok isterdik. İlk sezonda da 9. bölümde çok sevmesinden dolayı 9 rakamını Beta konuğumuzdu. Bizi bir yerlerden izlediğini biliyoruz ve seni her zaman çok seviyoruz. Saygı, sevgi ve özlemle kocaman alkışların en güzelini sana gönderiyoruz. Bu arada Rap Show kesitler adında bir YouTube kanalı açtık. Birinci sezondan ve ikinci sezondan kesitleri bulabileceğiniz harika bir YouTube kanalı. Açıklama kısmında linki bulabilirsiniz. Oradan da Rap Show kesitler kanalına abone olursanız çok seviniriz diyorum. Bizi TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın diyeceksin. Ve çekilişleri abi hatırlat istiyorsan çok soran oluyor. Çekilişleri sormayın artık. Çekilişler bölüm yayınlandıktan tam bir ay sonra açıklanıyor arkadaşlar. Instagram hesabından açıklıyoruz. Şöyle bırakayım yine şuraya. Başta da bıraktım. Instagram hesabından bizi takip ederseniz çekiliş sonuçlarını görebilirsiniz diyorum. Ve hiç bu enerjiyi daha fazla tutmak istemiyorum ve direkt konumu sunmaya geçmek istiyorum. Sadece 5 ayda 10 bin aylık dinleyiciden 3,5 milyon dinleyiciye yükselen, onu sunarken geçen zamanda bu sayı daha da artan, Spotify Knockout listesinde tam 4 şarkısı bulunan, belki bu bölüm yayınlanırken 5 olan, uluslararası listelerde de birinci olan, 15 dakikada şarkı kaydedebilen, namı diğer Hako, öngörüleri tutan, başaracağına çok inanan ve başaran, yayınlanan şarkılarının hatta yayınlanan ama şarkılarının bile milyonlar dinlendiği. Karşınızda Blok 3. Öf be. Sonunda Blok 3 be. Sonunda çok istediniz. 777 dediniz de karşınızda Blok 3. Hakan sonunda kavuştuk. Evet abi çok heyecanlı bir giriş oldu. Güzel oldu. Daha dur ne heyecanlı girişler var. Ayağına sağlık öncelikle. Eyvallah abi teşekkür ederim. Hakan bir kayda girince sende böyle bir heyecan bastı galiba. Ya abi ne heyecan basacak? Bizim çocukların hepsi bu. Kısmı geçiyorum hazırsan tamam, programı abi. Açıyorum. Okay, Rap Show başlıyor. Ne yapacaksın abi? Şimdi mutlu musun geldiğine yani? Abi mutluyum. Ya mutluydum. Mutluydum abi, çok mutluydum. Hakan'cığım klasik yaşam sorumuzla programı direkt açıyorum hazırsan. Buyur abi. Mutlu musun? Abi çok şükür şu an çok mutluyum. Her şey istediğimiz gibi, Allah bozmasın. Daha istediğimiz çok fazla şey var ama yani şu an her şey çok güzel gidiyor ya. Kötü olan bir şey yok. Kötü olanlara da yani bir şekilde çözeceğiz abi. Sıkıntı yok yani. Acayip başarılarını daha kamera kayda girmeden konuştuk. Program boyunca konuşacağız. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Bu süreçle ilgili çok merak ettiğim şeyler var. Yani daha yayınlanmayan bir şarkının az önce iki farklı versiyonunun Spotify viral listesinde olduğunu gösterdi. Evet abi, biri birinci biri 13. Ve başkaları yüklüyor bunları. Aynen. Yani sadece şarkının bir kısmı üstelik. Evet abi, sadece nakaratı. Ki bugün programın yayınlandığı gün çıkacak şu an. Çıkacak arkadaşlar. Ne yaptığını bilmesem de bugün çıkacak. Kaçta yayınlanır abi bu video? 6'da. Tamam, bu gece 12'de ne yaptığını bilmesem de çıkacak. Bu videodan çıkarsınız oraya geçer. İnşallah öyle olur. O şarkıdan çıkan buraya gelsin, bence daha çok izleniriz. Öyle bir şey olursa abi bu video biraz yürür bence. Çünkü adamın her şarkısı 60 milyon dinlendiği için hani oradan buraya gelirlerse daha iyi olur Hakan. 28 Nisan'da çıkan Yaptıracağız Tırnaklarını, 17 Mart'ta çıkan Bay Bay, 13 Ocak'ta çıkan Affetmem ve 11 Kasım'da çıkan Bu Resim'i single'lar için öncelikle tebrik ederiz. Eyvallah.
Hepsi o kadar yeni çıkmış ki bu arada, çok enteresan. Topu topu şu anda 12 şarkım var. Evet. Ve hepsi neredeyse hit olmuş durumda. Evet abi. Nasıl oldu Hakan? Bize bunu anlat. Yani özellikle 5 ayda nasıl oldu bu? Abi 5 ayda bu oldu ama biz bunu 1,5 sene bekledik yani. 5 ay sizin görünen kısım 5 ay. 1,5 sene boyunca bekledik. Full ben müzik yaptım. Full denedim. Aynı zamanda daha piyasayı birazcık ölçtüm. Yani ne oluyor, ne bitiyor. Bütün rapçilerin şeylerini seyrettim. Röportajlarını seyrettim. Senin de çoğu videonu seyrettim abi. Ama bizimki röportaj değil, show programı biliyorsun. Evet abi, show programı. Senin show programını seyrettim abi. Hem müzik yapıp hem analiz ettim. Bence müthiş işine saygı duyan bir adamın yapacağı bir şey. Diğer sanatçıların, yani bir bakıma baktığın zaman rakiplerinin aslında. Yaptığı bütün işleri. Bir bakım değil abi, direkt rakiplerin. Yani evet, hani, ya dostların da olsa rakiptesin. Hepiniz aynı yarışın içinde. Bütün programlarını, bütün röportajlarını takip edip, analiz edip yapmak bu müthiş bir şey ya. Her branşta yapılması gereken abi bir şey. Abi ben prodüktörlerinkini falan da seyrettim. Ciddi misin vallahi ya? Müthiş. Hepsini seyrettim. Yani en az dinlenen rapçiden en çok dinlenen rapçi. Hepsini seyrettim ki hani herkes bu yarışa nereden bakıyor? Az dinlenen adam nasıl düşünüyor acaba? Çok dinlenen adam nasıl düşünüyor? Herkes hiçbir şekilde full doğru düşünemez. Bana göre doğru olanların hepsini aldım. Kendimin de zaten karakterimin üstüne oturttum onları da. Kendime doğru gelecek şekilde. Sonra abi sevdiğimiz müziği yaptık, patladık çok şükür. Başarı tesadüf değildir diyebilir miyiz hocam? Değildir abi, diyebiliriz. Böyle bir çalışma gerektiriyor. Evet abi, başarı tesadüf değil. Ya! Ama artık bokunu mu çıkarttık acaba? Biz bokunu çıkartalı çok oldu. Çocukların elleri nasır oldu. İnşallah alkışlamaktandır Hakan. Abi inşallah yani. Hakan. Buyur abi. Spotify'da aylık dinlenmen şu an 3,5 milyonun üzerinde. Evet abi. Şimdi tekrar bak, artmıştır kesin diye de not düşmüş diyor abi bu arada. Kimseden destek almadan, üstelik hiç kimseyle düet yapmadan. Ya bunun üstüne gerçekten konuşmak istiyorum. Birazdan eğlenceli yerlere de geleceğiz ama. İşin enteresan taraflarından bir tanesi de bu. Bu kadar dinleneceğini ve tanınacağını biliyordun abi. Evet abi. Ve bunu defalarca kez de söylüyorsun. Evet. Arkadaşlar ben bunu yapacağım ve Türkiye'de en çok dinlenen adam olacağım evet diyorsun. Abi. Evet abi. O zaman da aylık dinleyicim 10 bin bile değildi. Her gün bakıyor musun aylık dinleyenler? Hala her gün SS alıyorum abi. Ciddi telefonum burada bak. Nereye gidiyorsun bak? Ya biz getirttirdik telefonla. Yok yok abi, estağfurullah. Bak abi. Aha abi bak, daha dün bak dün. 3.564.602. Abi her gün bakıyorum. Her gün SS alırım. Her gün. Ne kadar güzel ama şey kafasına girmiyorsun ya. Tamam artık oldu zaten. Yani abi oldum diyen herkes bitiyor. O yüzden ya bitiyorlar yani. Ben oldum demiyorum. Daha çok yüksek yerlere geleceğimi düşünüyorum. Kesinlikle. Düşünmüyorum zaten. Biliyorum. Bunu da yapacağım. Bak. Yapacağım abi, yapacağım. Hakan, Vur isimli şarkının bir kısmını yayınlıyorsun. Evet. Ve sabah bir kalkıyorsun. Allah, ortalık 46 aynen olmuş öyle yani. Attığın kesitti galiba bir evet, Vur abi şarkısından. Artık kadın yavrum değil yerini bir attım abi. Sabah bir uyandım, kısa telefonum patlayacak. Abi yani çok acayip. Bize o sabahı ve günün anlatır mısın? Yani abi attığın şarkıyı. Evet. Sabah uyandın. TikTok'ta evet galiba değil mi? Evet abi. Hayır, TikTok'a atmadım değil ben. Ben story attım normal. Ha story, Instagram'a normal evet story. Abi bir de o zaman bak abi. 1500 belki de 2000 takipçim falan var. Nasıl olur abi böyle bir şey? Abi yani işte biz normalde bize Vur'u yaptık. Şarkıyı bitirdik. Dedi ki tamam bu şarkı patlayacak. Oldu. %100. O yüzden abi dedi ki biz dedik Ocak gibi çıkartalım bu şarkıyı. Normalde Ocak'ta çıkartacaktık ki bu kadar iyi bir şarkı yalan olmasın. Sonra bir gün böyle benim içime doğdu. Ben dedim ki ya ben dedim bu kesiti atmak istiyorum. Abi ben bunu bir attım. Bu artık adın yavrum değil yerini. Abi bir tane rap sayfası bunu bir attı TikTok'a. Sabah bir kalktım 10 bin tane video çekmişler. Benim DM'im full TikTokçu. Takipçiler geliyor. Bir gecede 4 bin takipçimi ne geldi. Böyle bakıyorum ne oluyor? Ben böyle anlayamadım abi en başta. Ünlü olmaya başladığını hissettiğin ilk an olabilir mi? Aynen abi, ilk an o. Hatta anneme dedim ki, anne dedim bak ünlü olacağım galiba, her yerde ben varım. Annem yine dedi ki boş boş işler yapma. Aile desteği alıyor musun? Ya şu an zaten alıyorsundur da Hakan. Yok abi şu an ben aileye destek veriyorum. Hayır anlamda değil. Manevi anlamda yani. Abi manevi anlamda tabii ki alırım. Nasıl abi en başlarda, abi boş hayal olarak. Sadece ailem değil sülalem. Beni anneannem arayıp diyordu ki şu işi bırak artık. Vallahi billahi. Ama Hakan senin bir sürünme süren de olmadı ya. Abi bak. Bilmiyorsun abi neler oldu. Abi bilmiyorsun. Vallahi bilmiyorsun ya. Ne kadar önce müzik abi, dinledin Hakan sen? Abi bak müzik olarak sürünme sürem olmamış olabilir ama hayat olarak güzel bir sürünmem oldu. Eyvallah. Hani, ona bir şey demiyorum. 1,5 belki 2 senedir falan yapıyorum müzik. Abi şöyle düşün. Bütün sülalen seni tek tek arıyor. Diyor ki oğlum bu işi bırak. Git bir tane işe gir. Git bir okulda işte oku falan filan diyorlar. Ben de diyorum ki bak ben olacağım. Sadece şu an hatta diyorum ki bak ben olacağım.
oldum. Sadece şu anda para kazanmıyorum bu işte. Ama bunu işte bir süre hiç anlayamadılar. Şimdi, İlk yayınladığın şarkı hangisiydi? Mahalle diye bir şarkı. Şu an Spotify'da yok abi. Yok değil mi? Abi Gebze'de 60 liraya tamam mı? Gebze'de 60 liraya kayıt aldığım bir tane şarkı. Hatta 100 lira verip 2 kayıt alabiliyordun. Adam 60 yaşında falan koyayım. Bayağı yaşlı bir herif. Abi sana şöyle söyleyeyim. Ben ilk şarkımı tekte kaydettim. Nakaratı 2 kere kendim ağzımla okudum. Hani adama şunu diyemedim. Abi dur bir daha kaydederim şurayı diyemedim. Tek seferde böyle başlayıp bitirdin yani. Abi şarkı 2 dakika 45 saniye ise 2 dakika 45 saniye okuyup bitirdik şarkıyı. Allah belamı versin ki. Yıl kaç? Abi yıl 2021 mi? 20 mi? Yemin et. Abi ben müziği bayağıdır yapıyormuşum. Sen bayağı eskiymişsin Hakan ya. Abi ben müziği o zaman 2020 mi emin miyiz? Ya bir 2020 ise 2020'de ilk şarkımı atmış. Evet. Hakan, buyurun. Şunu bir konuşmak istiyorum. Az önce aslında biraz bahsettin. Rap Show'u ilk sezonundan beri takip evet. ediyor musun? Öncelikle evet. bundan büyük gurur duyduk. Evet. Bak şey ya, sanki biz esnaf lokantasıyız. Müdavimimiz olduğun için teşekkürler yapıyorum. Bizim sana bir ulaşma sürecimiz oldu. Biz aslında karşılıklı olarak birbirini çok görmek isteyen, karşılıklı evet, sohbet abi. Etmek isteyen iki insanmışız da evet. aramıza yollar, yabancı kollar girmiş. Evet abi. Biz sana olmuş. Ulaşmaya çalışıyoruz. Sana bana haber yollatmışsın da bana haber çok geç geldi. Sana bir daha ben kendi DM kutuma çok bakmıyorum. Benim Vine dönemlerinden de takip ediyorum. Evet abi. Sen. Aga be. 2014'te Vine fenomeni olduğum zamanlarda. Evet abi ben o zamandan seni biliyordum. Yaşımız da ortaya çıktı Hakan şu evet, an. Evet ben o zaman daha çok küçük. Yapma değilsindir. Yok abi değil, küçük. Değil. 17 falansındır o zaman. Hakan şimdi zaten biliyorsun hızlı sorular bölümündeyiz. Okey abi. Hazır mısın hızlı sorular bölümünde? Hazırız abi inşallah bizi sıkıntıya sokmaz. Bir. Burada sana bir takım hızlı sorular soracağım ve hiç düşünmeden direkt olarak cevap vermeni isteyeceğim. Okey abi. Hadi abi ben bunu çok merak ediyorum. Sen bunları kesiyor musun? Kesiyorum yoksa? Kesiyorsun değil mi? Burada Hakan iki soru arasında 30 saniye 40 saniye düşünenler var ama hiç düşünmeyenler de oluyor bu arada. Şimdi sende de olacak büyük ihtimal en büyük vakit geçirme skillerinden bir tanesi. Soruyu tekrarlama. En sevdiğim özelliğim. Abi ben şu sesini hiç çıkartmıyorum. En büyük korkun. İhanet. İhanet galiba zaten sana bu şöhreti getiren en evet. büyük temel duygulardan bir tanesi kardeşim. Galiba. En sevdiğin özelliğim. Abi bence temiz kalpli bir insan. Bu arada bence de çok temiz kalpli bir insan. Eyvallah. Ama az alkış bak hani çok da temiz evet, kalpli bir insan. Evet çok yarı temiz kalpli. Abi ben şimdi bunlarla birlikte yaşıyorum ya. Evet onlar da hiç inanmayarak alkışladılar. Evet. En sevmediğin özelliği. Abi ben çok aniden parlıyorum. Yani. Bilgisayar veya konsol oyunları oynar mısın? Önceden çok oynuyordum abi. LOL çok oynardım. LOL mu oynuyordun? Aynen. Ciddi misin? Aynen. 1 milyon şakom var benim biliyor musun? Şaka yapıyorsun abi. 1 milyon şako mu? Abi senin sağlığın çok iyi değildir bu. Ben sana 1 milyon şako. Ama şey toplam hesapların hepsinde. Abi fark etmiyor 1 milyon şako oynamış. Abi yok yok. Gerçek hayatta şerefsizdir de rahatla kardeşim. Abi sen senden uzak durmakla ben sana söyleyeyim harbi 1 milyon şako çok sıkıntı. Sen yani. Nerede oynuyordun? Abi ben Riven oynuyordum. Benim de 700 kar Riven'ım var. Ya Allah aşkına bana diyene bak ya. Abi ondan sonraki main'im de trash'ti. O da 400 kar. Sen nasıl benim 1 milyona şaşırıyorsun bu arada? Şako diye değil mi? Evet abi. Şako diye. Adımız çıkmış kardeşim bir kere. Abi şako sıkıntı. Bayağı zamandır oynamıyorum ama TV. Ben de sardım bir ara. Hiç oynadım mı bilmiyorum. Abi oynadım da bizi hiç sarmadı ya. Valla. Favori hobin nedir Hakan? Müzik yapma. Hem hobim hem işim. Hayatım. Abi ben güzel, çok seviyorum bunu. Sevdiğim işten para kazanıyorum. Harika bir duygu değil mi? Hatta çok sevdiğim iş değil abi. Ben iş yapmıyorum. Ben sevdiğim hayatı yaşıyorum. Zaten müzik yapıyordum. Para ve para kazanıyorum. Bu duyguyu ilk diziye başladığımda yaşamıştım biliyor musun? Şeye inanamamıştım. Ben bir dizide oynuyorum diye bana bunun karşılığında birinin para veriyor olmasına. Ya ben çok eğleniyorum zaten. Bunu para vermeseniz bile yaparım evet, gibi. Yani evet, bir kafadaydım. Seni çok iyi anlıyorum o yüzden. Yapmak istediğin en sıra dışı hayalin. Yapmak istediğin. Bak soru tekrar. Bak bu biraz benim bayağıdır hayalim buydu zaten. Hani zaten en sıra dışı hayalini gerçekleştirmiş adam ya. Abi yok daha değil. İlk aşamasını diyelim. Aynen yani henüz ilk... değil. Abi benim hiç öyle ekstrem hayallerim yok ya. Benim şu an kariyerimden başka düşündüğüm bir şeyim yok. Globalde bile birinci olmuş bir adamsın. Daha evet, ne kadar abi. Ekstrem hayalli olabilir zaten. Arkan şu anda yani. Ne yapacaksın ileride ya? Ne yapılmadıysa hepsini Hakan, yapacağım. Hakan bu da kötü biliyor musun sanki? Evet abi bu çok kötü. Bak evet. senden sadece hit beklenmesi çok kötü. Abi ne biliyor musun? Yani bir sanatçı mesela 20 milyon şarkı yaptığında herkese böyle övüne bak bu 20 milyon diye. Benim için 20 milyon şarkı kötü değil mi? Az dinlenmiş bir şarkı çok olarak yazıyor. Yaptıracağız tırnaklarını çıkarıp bir ay oldu. 15 milyon aynen. şu anda. Bizim ekip şarkı kötü gidiyor diyoruz yani biz. Bu çok kötü bir zehirlenme ya. Evet abi bu kötü yani. Yaşadığın en utanç verici an. Hadi bakalım.
Abi buna birazdan cevap vereyim mi? Hadi değil ilk mi? Defa böyle bir şey yapalım. Hadi bakalım senin hatırına. Bunu biraz düşüneyim. Tamamdır. En sevdiğin Twitch yayıncısı kim? Çok fazla izlemem ben abi ama Vıtıcın seviyorum. Ha. Aynen. Güzel. Bence Vıtıcın iyidir. Başka var mı? Ha bir de Tolunay Ören var. Yayınlarını seyretmiyorum bu arada. YouTube'da. Aynen YouTube'dan seyrediyorum. Değil mi? Evet. O ikisini seviyorum abi. En sevdiğin YouTube içerik üreticisi kim? Böyle ilk sezondan beri takip ettiğim. Rapsol. Özel bir koleksiyonun var mı? Hayır abi yok. X'ten Next olur mu Hakan? X'ten hiçbir s**m olmaz. Arkadaşlar kadar, denemeyin. O kadar güzel söyledin ki ben bip koymayasım geldi ya. Ne tür müzikler dinlersin rap hariç? Abi ben rap hariç... Arabesk dinliyorsun sanki biraz Hakan. Biz abi bu ekiple sadece arabesk dinliyoruz. Şaka yapıyorsun. Aynen abi ya çok ekibi de bir görseniz hiç arabesk dinleyen tipte bir tane adam yok yani şu anda. Abi dışarıdan bakınca. Arabesk en sevdiğim dün gece resmini öptüm de yattım. Var ya. Hadi be. O bizi mahvediyor abi biliyor musun? Belli mahvetti zaten bak. Vaksinin hayatındaki yerini bir cümleyle anlatır mısın? Abi kelime desek. De abi kelime de sen kelime de olur. Abi çünkü biz Vax ile birlikte bu yoldan başladık. Yani ikimiz de hiçbir şeyken. Bir kafede oturuyorsunuz. Hepsi var bizde. Hakan'cığım geleceğiz. Oralara da geleceğiz. Sen onu bir cümle anlat. Abi hiçbir şey değilken birlikte çıktık. Yani Vax'in odası diyeyim. Yapma o çok enteresan. Aa pardon abi. Şöhret kolay olunmuyor arkadaşlar. yok aman. Aman tövbe. Abi yok aman bizi yanlış anlamasın. Vaksiyle ilgili tek cümle çok yetenekli bir çocuk ve birlikte abi çok güzel şeyler başardık. İnşallah çok daha ilerini başaracağız. Onun karakter olarak insan olarak da severim yani. Affetme misin mi şarkını 3 kelimeyle anlatır mısın? Abi ama bak şimdi bunu cevap vermemin sebebim bunun derin olması. Çok derin olmasından dolayı. Ama şarkının konsepti olarak düşünme. Şu an şarkının hayatındaki geri dönüşü olarak da düşünebilirsin. Yani. Geceler İhanet, şöhret. Eyvallah. Bay Bay isimli şarkını 2 kelimeyle anlatır mısın? Bay. Hani kelimeye de gerek yok. Yok abi. Kelimeye gerek yok abi. Eyvallah. Vur isimli şarkını tek kelimeyle anlatır mısın? Trip. Yaptıracağız tırnaklarını şarkını. Şarkında geçen bir mısra ile anlatır mısın? Bebeğim şu an ufacık bir işim var. Rahat ol yaptıracağız tırnakları. Hadi bakalım. Mahlasını şimdi yeniden belirlemen gerekseydi ne olurdu? Hako. Seni ilk böyle hani duyulduğun zamanlarda şey konusunda çok tereddüt ettim. Bunu bloke. Çok... Evet. Ulan bloke mi, blok 3 mü? Çok duyuyorsun. Bunu evet abi. Artık kaç hala kere... abi. Duyuyorsun değil mi? Ama çünkü... şu an yavaş yavaş öğrendiler de bir ara abi bana herkes blok ediyor. Hako'yu o yüzden çıkarttık. Öyle bu mi? Noktaya hitap etmesinler de Hako desinler. İlk konserinin öncesinde hissettiklerini bir cümleyle anlatır mısın bize Hakan'cığım? Vallahi abi çok aşırı duygulanmıştım ya. Bir süre boyunca her gece aynı şeye dua ediyorsun. Yani sonra bu oluyor. Annem kulise gelince çok, annemle babam gelince çok duygulanmıştım. Kardeşim falan. Bir de bizim bu ekip falan vardı. Ben böyle şey oldum. Lan resmen dedim kendi kulisimdeyim. Şu an diyorum ilk konserim bir de sold out oldu benim abi direkt. Ya ben onun vlog videosunu seyrettim. Demin sana söyledim. İlk konserinde sold out olmak nedir ya? İlk konser... Abi şimdi böyle çok Hakan'ı pohpohluyor gibi gözükeceğiz ama abi gerçekten yani nedir sold out olmak ya? Abi ben bir de kendi kitlemi ilk defa canlı göreceğim. Değil mi? Hani, ne güzel bir şey ya. İçeriye bakıyorum abi bizim çocuklar var, annem var, babam var. Şok oldum abi ben vallahi ben böyle kendime inanamadım böyle. Dedim lan oldu mu yani şu anda ben konsere çıkacağım falan. Şarkın 50 milyon dinlense bile orayı görmeden bir tam ikna olmuşsun. Öyle abi zaten şarkım isterse 500 milyon yani ben ilk konsere çıktığımdaki o his çok başkaydı abi. Mikrofonu elime aldım böyle dedim. Oğlum ben ne yapacağım şimdi? Heyecan var mıydı? Hadi abi inanılmaz bir heyecan vardı. Benim şöyle bir rahatlığım vardı ama. Ben ilk konserimde şarkıyı insanlara söyleterek girdim. Eğer ben seni evet. affetsem dedim başladılar söylemeye. O his var ya abi çok başka ya. Aşık oldum ve hayatımda nokta nokta değişti. Aşık oldum ve parayı buldum. Dinleyen sayım artmadığı zaman günüm nokta nokta gibi geçer. Abi öyle bir günüm yok maalesef. Hadi bakalım. Bir insanda seni en çok rahatsız eden özellik nedir? Abi benimle saygısız konuşması, bana saygısızlık yapması. Yani saygısız. Ben ona nasıl konuşuyorsam o da benimle öyle konuşmak zorunda. Konuşmazsa kesinlikle olmaz. Tüm dijital platformlardan 3 şarkın hariç hepsi silinecek olsa hangi 3 şarkının kalmasını isterdin? Abi vur affetmem zaten. Bu şarkılar story abi. Vur affetmem bay bay olsun. Ve son olarak rap show'u 3 kelimeyle anlatır mısın? Samimi, eğlenceli, alkış. Aa en utandığın anı söyleyecekti. Bak şu an sana bilendi yalnız ben sana söyleyeyim. Ne güzel unutmuş geçiyorduk. Ya abi yok harbi koyayım. Bu adam en son utandığı gece 6 babayı öldürmüş resmen ya. Abi benim utandığım şeyi anlatamam yani.
Vur ve Affetmem uluslararası listelerde birinci sıralarda yer almış. Evet. Hangi listelerde yer aldı? Abi viral global 50'de birinci oldu. Altımda Metro Boomin falan var. Hatta biz onu story falan atmıştık. Yapma. Aynen. Ne diye attın? Abi Metro Boomin işine bak kardeşim falan. Kaç gün kaldı? Abi bir hafta falan birinci. Ciddi misin sen ya? Normalde şarkı listeye böyle 30'da girer yavaş yavaş yükselir ya. Bizimki direkt birinci girdi. Direkt ne anlıyorlar acaba Hakan ya? Çok acayip. Türkçe global de bir dil değil yani. Evet abi ben çok şaşırdım abi ona. Yani, çok enteresan. Bir de şarkı yani. Hani sound şarkısı da değil. Yani lirik şarkısı full. Çok ilginç. Bir ya şey abi anlatıyorum evet, orada. Dert anlatıyorsun aslında. Hani yani orada ne anladılar da ama hepsine teşekkür ederim. Yani. EP geliyor yakında. EP değil direkt albüm çıkıyor. Direkt albüm geliyor. EP değil albüme döndürdü. Ha albüme döndürdü. Ne yaptığını bilmesem de çıkacak abi sonra albüm çıkıyor. Ve onda düetler var demiş ama ben senden öğrendim ki sadece tek bir düet varmış aynen bu albümde. Reçkolli olan. Düet yap artık ya. Bu ne kararlılık böyle ya. Düet yapacağız ben istiyorum zaten. Şu an abi hani o kadar çok piyasada arkadaşım yok. Normalde böyle çok samimi olup şey yapsam falan deriz hani gel Cano bir şarkı yapalım falan deriz. Ticari bir ilişki de olsun istemiyorsun abi. Aynen abi hani bence müzik çok enerji işi. Hani biz bir yerde denk geliriz. Deriz bugün stüdyoya gidelim falan. Öyle şarkı olsun ben istiyorum. Hmm, öyle bir o kaydı hani gönderdim. Çok resmi bir şekilde dostum anladım ben şarkıyı kaydettim. Sen de orayı kaydet hadi şarkı yapalım falan. İstemiyorum bunu. O yüzden abi. Solo devam edeceğim gibi bir şeyim yok. Reçkol'le yaptığımız şarkıda da öyle denk geldik stüdyoda. Öyle yaptık. Ne kadar organik kafayla düşünüyorsun Hakan hala. Ne kadar güzel bir şey bu ya. Abi bu işte bence amatörlük. Yani amatörlük, ruh olarak kaybolduğu zaman. Kesinlikle. Gider her şeyi. Albümde kaç şarkı olacak? 8 ya da 9 abi. 8 ya da 9 şarkı bir tanesi olacak. Düet kalan hepsi solo. Minim. Çok sıkıntı bir albüm bence. Yani çok sıkıntı bir albüm. TikTok ayakta bekliyor şu an seni Hakan. Abi TikTok'tan da değil. Yani bazı şarkılar var. Ya benden hiç beklemedikleri şeyler yapıyorum. Abi değişik soundlar denedim. Tabii abi ben şunu göstermeye çalışıyorum. Ben hepsini yapabiliyorum. Yani hı-hı benim hoşuma ne giderse ben onu yapıyorum. En böyle has rapçi benim demiyorum. Ben sanatçıyım. Ben ne seversem o an ne hoşuma giderse onu yapıyorum. Ruh halim nasıl? Aynen abi ben name yapmayı mesela çok seviyorum. Hı-hı. Name yapıyorum sürekli şarkılarımda. Nasıl diyeyim? R&B mi deniyor artık ona? Tam müzik türlerini de bilmiyorum bu arada. Benim hoşuma ne gider. Canını yerim ya. Hani albümde de farklı farklı şarkılar çok fazla. Bazen şey bile oluyordur belki sende değil mi böyle? Hani bir şey istediğin için içinden geliyor yapıyorsun. Birisi diyor ki bu R&B yalnız falan hani. Belki de bilmeden atla içinden gelerek yaptığın bir şey. Belki olur de değil. Ben hiçbirini bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum yani. En çok notaları ben biliyorum. Hiçbirini bilmiyorum. Niye? Hiç ses eğitimi almıyorum. Bu kocaman hak istiyorum ya. Şöyle bir şey var. Ben bilmiyorum ama hepsinden iyi yapıyorum. Hani yani bu orada böyle da bir dengeyi kuralım. Hani bilmiyorumdan kalsın bizi cahil olarak anlamasınlar. Ben sadece bunların eğitimlerini görmedim. Hı. Ben direkt sahada öğrendim. Deneye deneye. Yapamaya yapamaya. Alaylı bir şekilde. Aynen abi. Şey mesela içerisinde name yapmayı name yapamaya yapamaya öğrendim. Denedim. Albümün tam çıkış tarihi belli mi? Hayır. Önce ne yaptığını bilmesin. Tabii abi. Kesinlikle zaten bir ay. Ha, maksimum bir buçuk ay sonra çıkacak. O kadar yakın. Aynen. Yani şunu diyebilir miyiz? 2 ay içinde %100. Aynen. 2 ay içinde %100 çıkacak. Hadi bakalım. Heyecanla bekliyoruz. Konu bay bayken bay bay bebek sana gerek yok. Cihan abi o sırada bir anksiyete krizi yaşamış kardeşim. Evet kusura abi bay 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 sana gerek yok falan hani biraz tuhaf olmuş abi. Orada şarkıyı çok dinlemiş galiba böyle triplere girmiş. Bay bay bebek yok sana gerek. Bak burada ne yazmış? Sana yok gerek. Abi biraz yanlış anlamışsın. Hocam böyle bir şey olur mu ya? Bu yaptığın ayıp değil de nedir ya? Peki başka kimlere ve nelere bay bay demek isterdin? Bu arada bay bay YouTube'da 14 milyon dinlenmiş 80 bin aboneyle üstelik. Spotify'da da 35 milyon. Artık senin başarılarını sayarsak program bitmeyecek abi. Yok. Bu bak, nedir böyle ya? Abi yok bak. Müthiş sonra insanlar ya bizi çok antipatik insan olarak algılamasın. Hayır. Çok şükür bunları yaptık arkadaşlar. Ama uğraştık yani. Öyle havadan düşmedik. Ya de şuna çok karşıyım abi. Sen bunu yaptıysan. Yok abi sessiz ben söylüyorum. Ben piyasanın koydum zaten. Hani ben buna bir şey demiyorum. Yani. Şey var ya biraz bizde çünkü yeteneklerini böyle sesli olarak söylemeyi ukalalık olarak görüyor insanlar. Evet, hayır abi bir şeyi yapabiliyorsan ve bunda iyisen bunu ilk sen sesi dile getirmelisin. Evet, İnsanlardan takdir beklersen çok beklersin evet, çünkü abi yani. Kimlere bay bay demek isterdin Hakan? Abi bütün sahtelere, bütün kahpelere bay bay demek isterdim. Diyorum hatta bay bay. Dedin de sen. He dedim yani. Hakan, şimdi çekiliş bölümündeyiz. Okay, okay. Burada dinleyicilerimiz diyorum, dinlenmelerden o kadar çok konuşuyor ki benim de aklım gitti. Buradan izleyicilerimizi göndermek için senden manevidir olan bir eşya, bir hediye evet getirmeni istemiştik. Evet, sen de çok güzel bir şey getirmişsin. Alın bu hediyeyi bir gösterelim. Arkadaşlar, benim adım Blok 3 olduğu için ben evimde böyle bir şey taşıyorum. 3, bunu getirdim. İnşallah beni çok seven bir kardeşim olur.
Ya Hakan bunu keşke masaya getirseydin. Biz bütün programlarda bunu şöyle masaya koysaydık ya. İstiyorsan sen de dursun abi. Üstündekini izleyicilere gönderim. Orada bir yıkıldı bak. Lan abi biraz. Yani onu göndermezsek daha iyi olur. Bence bunu göndermeyelim abi. Hakan harika bir hediye. Çok teşekkür ederim. Bu evinde abi. Senin masanda falan duruyordu değil mi? Direkt ya abi böyle. Direkt şeyde duruyor ya. Evde bizim böyle hani vazolara koyduğumuz yer var ya. Bir tanesine de bunu koyduk. Direkt duruyor. Senin evinden çıkan. Gerçekten aynen. Şöyle bir göstereyim kamerada iyice. Direkt arkadaşlar. Böyle birlikte duralım hatta. Şöyle duralım. Arkadaşlar Blok 3'ün bu hediyesini kazanmak için yapmanız gereken kanala abone olmak, yorum atmak, videoyu beğenmek, Instagram'dan bizi takip etmek ve biz de yorumlardan birine böyle rastgele göndereceğiz bu güzel hediyeyi. Çekiliş sonuçlarını şuraya bıraktığım Instagram hesabından açıklıyorum. Umarım seni çok dinleyen, şarkılarında keyifli vakitler geçiren birine çıkar. İmzayı unuttuk. Bir de ne yapacağız? Bir alkıştan hemen sonra. Arkadaşlar Blok 3'e dedik ki şurasına şöyle bir yer, hatta altı ama çok şey olur. Şurasına tamam. Şöyle bir imza atsın, Blok 3 yazsın, bir şey yazsın. Böyle okay. Tatlı da bir hatıra olsun canlı canlı dedik. Anam. Abi bu bence hayırlı birine gitmeyecek. Kalem düştü. Hadi ne bakalım. Abi buna? Direkt imza mı atayım abi? Ha ne istiyorsan Blok 3 falan deyip imza atabilirsin falan ne olursa. Kalem bu da tam yazmıyor ki. Allah kahretsin. Ne yaptın? Keşke yapmasaydın. Yo benim imzam buna benziyor zaten. Benziyor mu? Sıkıntı yok aynı. Direkt çünkü karaladı gibi geldi bana anladın mı? Kalem yazıyor mu diye denedi gibi oldu. Aha yazdım. Şöyle de göstereyim. Hem imzası hem Blok 3 yazısıyla birlikte tekrardan bir alkış Blok 3'e. Hadi iyisiniz. Hadi iyisiniz. Bu kardeşiniz olmasa size bu hediyeleri kim gönderecek? Hadi yine iyisiniz. Program bitene kadar masada kalsın ya. Şimdi Hakan. Buyur abi. Geldik en kritik sorulardan birine. Terlemeye hazır mısın? Hadi bakalım başlıyorum. Bir su içelim abi. İç sen önce bir suyunu. Bakalım kalbine ulaşmaya çalışalım buradan. Bakalım abi. Blok 3'teki 3'ün anlamını açıklamamışsın hiçbir yerde. Abi bu anlamı istediğimiz kadar deneyelim. Açıklamayacağım yani. Dur öyle ön yargılı olmayalım. Bir dakika soruyu bir devam edeyim. Sadece en yakınlarım biliyor. Evet abi. Buradaki arkadaşların hepsi biliyor değil mi? Evet abi. Beyler çok güzel şeyler teklif edebilirim size. İlk sezondur her bölümümüzü izliyorsun. Evet abi. Başladık. Şey değil mi? Duygusallıktan. Biz biliyorsun bizi. Hakan. Hadi be. Yap be bize bir güzellik. İlk kez bunu rap show'da açıklamamız yok mu? Dur bunu alkışlıyoruz. Beyler. Bak ulan ekibinden kimse de alkışlamadı. Hakan. Tamam buyur bunun abi. Anlamını açıklamak istemiyorsun. Bu konuda seni zorlamayacağım okay. Ama en azından böyle küçük spoiler bir şey versek. En azından izleyenlere, dinleyenlere rap show farkıyla düşündürtecek bir şey sunsak. En azından insanlar yorumlarda kendi arasında tartışsın. Abi zaten bunun olayı bu. Yani bir anlamını söylemem. Ama yani vücuduma bunu kazıttıysam demek ki önemli bir anlamı var. Evet. Yani. Bu bir gün mü? Hayır. Bir bloğun ismi zaten değil numarası. Hayır değil. Bir sokak numarası. Hayır. Abi 3 rapten önce vardı. Ya abi işte bu kimisine ne tuhaf tripler olarak gelebilir de ben bunu motto'm yaptım. Estağfurullah canım hayır hiç öyle triplerimiz yok. Harbiden ne tuhaf tripler bunlar falan demiş. Hakan açıklamayacaksın ha? Yok abi. Duygusal bir anlamı olduğu kesin. Yani duygusaldan kastım bunun bir kızla alakası olduğunu düşünüyorsa alakası bile. Güzel bak Eliye Eliye. Bu da bir şeydir. Bunun aşkla alakası yok. Hayır abi kesinlikle yok. Aile geldi. Bak tamam. Aile her şeydir beyler. Geldi. Gel tamam. Aileyle alakalı bir şey. En azından abi tamam bu kadarı tamam, yeter. Bak. Terledim. Hakan sunumunda da bahsetmiştik. 15 dakikada şarkı yapabiliyor musun? Evet. Nasıl yapıyorsun? Rap show'a özel bir şarkı yapalım hadi. Hadi bakalım madem 15 dakikada şarkıyı, madem böyle skill'lerim var. Hangi şarkını 15 dakikada yaptın? Abi çoğu şarkım öyle. Değildir. Nasıl vur affetmem. Abi asıl vur affetmem en kısa sürenler oldu. Abi şöyle yani doluyorsun ya. Dolduğun için yazmak çok kısa sürüyor. Bak vuru abi Apo ile birlikte yazdık. Sokağın başında başladık sonunda bitti şarkı. Oturarak da değil yani. Hatta beat'i o açtı. Abi verdim telefonu. Ben başladım yazmaya. Ben böyle kendi kendime yalan söylüyorsan önemli değil falan yazıyorum. Apo diyor ki a**ım şarkıya bak. Hatta benden şarkıdan pay istedi. Değil, beraber yan yana yürüyorduk. Abi zaten bir anda yazdırmıyorsa o şarkıyı yapmıyor. Gitmiyor değil mi? Yükseliyorsan bir anda zaten takır takır oluyor. Böyle bir oturup kafamı dinleyerek yazayım 15 dakikada bile. Abi illaki onlar da oluyor ama abi en güzel şarkılar hep bence öyle oluyor. Yani. Anın içine bir anda, giderken aynen. Böyle. Yani abi o hareketli şarkılar mesela çıkmamış hareketli şarkılar falan var şu anda. Onların hepsi abi bir anda böyle çok tuhaf ortamlarda yapılmış şarkılar. Ben kafede çalışıyordum. Kafede çalışırken kaç tane müşterinin şeyini sipariş parçını geç getirdim. Aklıma bir anda bir şer geliyor. Bırakıyorum a**ım hepsini. Başlıyorum yazmaya. Patron geliyor bana. Hangi boş yılda çalışıyordun kafede? Bundan bir sene önce ya. Ciddi misin sen ya? Telefoncuda çalıştım. Ha, onu soracağım önce. Sana. Abi bu ekip komple biz ameleydik. Şimdi, estağfurullah. Şimdi hala bunlar amele. Bunlar hala amele. Biz biraz kurtardık.
taşeroncu, çarçı hepsinde çalıştık. Telefoncu, taşeroncu, ocu bucu. Bayağı iş yaptın hakikaten. Aynen he? Çalıştım vallahi abi. Bayağı. Ve üstelik geçen yıla kadar falan aynen. Bunlar yakın tarihte evet, yani. Abi. Böyle bildiğin siyahla beyaz farkı kadar farklı bir hayata geçiş yaptın. Evet abi bir de çok ani oldu. Çok benim için işte, çok evet. Tuhaf bir şey mesela abi. Yani biz önceden 2+1 böyle harabe evlere bakıyorduk ki. Hani çıkalım da daha rahat müzik yaparız diye. Şimdi abi ayıptır söylemesi. Biz de ayıptır söylemesi hala 2+1 harabe. Beyler biz iyi anlaşırız grupça bence. Biz beraber takılalım bir ara. Hakan bizden değil, boş verin onu. Biraz enteresan ama değil mi? Normalde insanlar hani müzik yapıp bir yandan işlerde çalışarak hani o emekleme döneminde böyle evet. Geçişi çok böyle daha gölgeli yaşıyorlar. Evet. Sende çok keskin olması psikolojik olarak da sıkıntı yaratmadı mı sende? Abi bende öyle bir sıkıntı yarattı ki yani ben bu ay yavaş yavaş toparlamaya başladım. Ama çok normal zaten. Abi ne biliyor musun? Yani önceden yüzüne bakmayan herkes şu an tabii. Senin kardeşin oluyor. Tabii. Bir anda senin her şeyin çok iyi oluyor. Normalde yani. Seni yakışıklı bulmayan kadınlar evet, bir anda evet, seni evet, çok yakışıklı evet, bulmaya evet, başlıyor evet, falan. Evet, evet. Hakan Aydınken benle muhatap olmayanlar blok olduktan sonra benim peşimden koşuyorlar. Hakanken hiç mi muhatap olunacak bir insan değildi? Değil mi? Hiç mi oturup konuşacak birisi değildim de şu anda bir anda bu kadar şey oldum ünlü olduktan sonra. Abi bu sahtelik insanı çok şey yapıyor yani. İnsan zarafı oluyorsun abi sürekli çünkü başka ortamlarda bulunduğun için. Hani birinin sana selam verişinden seninle neden muhatap olduğunu anlıyorsun. Kesinlikle. Hem güzel hem kötü abi. Hem intikam alıyorsun. Ne? Hem de diyorsun ki vay koyayım yani. Kahpe dünya diyorsun. Aynen öyle yani. Değil mi böyle? Hakan. Buyur abi. Şimdi geldik harika bir bölüme. Senin için özel bir bölümümüz var. Twitter özel bölümü. Şimdi Çarşı Pazar burada karışır hocam. Attığın tweetler hep havada kalıyor Hakan senin. Okuyan da hep bir soru sorma isteği bırakıyor böyle. Evet abi. Noktalama işareti kullanmıyorsun. Havada bir anda yükselirken sanki çekip gitmişsin gibi hali onda böyle anladın mı? Tam yazarken sıkılmışım ve göndere basıp gitmişsin gibi. Tweetlerinden bir derleme yapıp sormak istedik. Şimdi Hakan'ın tweetlerini okuyorum sırayla arkadaşlar. Allah. Kaybeden sen olursun emin ol. Kim? Abi bunu daha yeni attım. Kim Hakan? Düşmanlarım kaybeder. Ya direkt herkes abi. Herkes kaybeder. Bir daha olması imkansız. Neyin? Abi bazı şeylerin bir daha olması imkansız. Bazı duyguların, bazı hislerin. O an aklıma geldi. Belki bu bir şarkı sözü de olabilir. Olabilir mi diyorsun? Koyduğumun hayatı. Abi işte bu işte bak. Abi bak belli değil mi bu tweetlerin? Normal kafayla yazılmamış olan. Ne oldu? Abi böyle trip anlar yaşadığın zaman yazıyorsun. Kodumun hayatı diyor. Ya denk geldi bir şey 5 kere üst üste. Kodumun hayatı dedim ben. Baba tweet'e bak. Sıraya girin. Ne için? Bu da abi işte sevmediğim elemanlara yazıyorum bunları. Ne için sıraya girsinler Hakan? Vallahi abi beklesinler. Nakaratta söylüyorum ya otur sıranı bekle. Beklesinler abi. İnşallah yanılırım. Yanıldın mı? Yanıldım abi. Yanıldın mı? Aynen yanıldım. İyi ki yanıldım. Gittikçe daha çok kuruluyorum. Kime? Her şu şey an ya. Bana olduğu kesin. Evet abi. Abi bak genel olarak her şeye kuruluyorum yani. Öyle bir huyum var. Yani herhangi bir şeyden şüphe ettiğim zaman onu böyle ben aklımda kolay kolay bitiremiyorum. Sürekli kuruluyorum bu devam ediyor. Aynen. Plan götürüz konumuz diye. Abi bu bir tane şarkı sözü. Öyle mi? Aynen ne fark eder diye bir tane şarkı var. Çok severim o şarkıyı. Cihan abi de kimin götü yazmış çünkü soru olarak buraya. Onu merak etmem biraz tuhaf yani. Fakir kaldın çünkü denemedin. Bu da label'ın sözü abi. Bu muhabbet benim çok hoşuma gitti. Zengin ol ya da ölene kadar dene. Aynen öyle abi. Uyuz olun bana çok güzel oluyor. Neden uyuz olalım ve güzel olan ne? Ayrıca neden gülüyorsun diye de eklemiş. Abi bana uyuz olan bir kitle var ya. Böyle sürekli beni linçleyen. Valla benim aşırı hoşuma gitti. Ciddi yani misin? Aşırı hoşuma gidiyor. Yani biz böyle ekipçe oturup full gülüyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Hiç öyle ya falan. Abi ne üzüleceğim? Benim konserlerim sold out olmaya devam ettikçe, ben Türkiye'de birinci olmaya devam ettikçe beni sevmeyin. Ama geceleri gizli gizli beni dinleyin kardeşim. Ben bunu biliyorum. Yorgan altında değil mi böyle gizlice vur dinliyorsun falan. Eyvallah. Abi bir de şöyle bir şey çıktı. Ya sen blok mu dinliyorsun? He. Dostum herkes blok dinliyor. Anladın mı? Sen de blok dinliyorsun yani. Bu ayıp bir şey değil ki. Bunu yapan da bir insan yani. Yok beğenmiyorsan dinlemezsin abi. Niye adamı yargılıyorsun ki? Saygı duyulmak için sanki evet böyle yıllarca yani. Sürünmen istiyordun. Evet abi sorma yani. Hiç demiyorlar ki. Milletin yıllarca gelemediğine bu çocuk 5 ayda gelmiş kimse demiyor. Yok şöyle yok böyle bu çocuğumu dinliyorsun. E dostum beğenmiyorsan kapat dinleme. Bakıyorum abi Twitter'da. Yok sizin kulağınızı blok mu dinledi? Dinleme abi. Şey olabilir mi? Hani böyle herkesin aynı anda izlediği diziyi izlemek istemeyen tipler vardır ya böyle. Yani. Şu evet an çok kesinlikle onlar abi. Değil mi? Böyle bir şey. Abi benim en başta bir kitlem vardı. Onlar da biliyordu benim patlayacağımı. Bak yorumları görme. Bu adam inşallah hiç patlamaz sadece biz dinleriz. Bir de o kitle o var sırada ya. Elimde yarım ekmek ben
Bakın böyle dolabı açmışsın yoğurt abi böyle bir şey yok. Hani böyle bir kitle var abi. Hani onu sadece biz bilelim falan. Evet o çok var abi. Çok kötü abi. Paylaşmak bence istemeyen böyle hiçbir şekilde. Kesinlikle çok kötü. Abi düşünsene rap show hepsinden iyi video çekiyorsun. Tutuyorlar şey diyorlar abi hiç seni sadece biz izleyelim. Çok büyük bencillik değil mi ya? Evet abi çok büyük bir bencillik. Kazançları ekliyorum günahlarıma. Kaç lira yazmış da ben okumaya utandım o yüzden okumayacağım. Abi bu benim çok sevdiğim bir tane kardeşimin Aşan'ın iki gözüme buradan selamlar. Onun da çıkmamış bir şarkısının sözü. Ne güzel Hakan ya. Başka sanatçıların sözlerini paylaşan uzun zamandır ilk kez seni görüyorum biliyor musun? Abi ben beğendiğim sözü paylaşırım. Ne yani kadar kompleksiz güzel bir hareket ya. Abi yani ben buna takılmam. Beğendiysen paylaşırım yani. Mesela beni gerçekte görüp de ya ben bunu tanımıyorum diyen rapçiler falan. Ya dostum. Herkes blokucu yapma tanıyor. Yapma. Sima olarak tanımıyor olabilir mi? Çok yeni olduğun için belki. Abi İhtimal bu piyasanın içindeyse olamaz. Kes lan kaşar. Böyle uzun şeylerle. Bak bunu hiç hatırlamıyorum. Abi o derece bir. Aynen bunu hatırlamıyorum. Bu abi çok yükseldiğim bir anlam bayağı olmuş yüksel olabilir. Kesti mi? Kesti abi tabii. Sana anlatmıyorum çünkü sen anlamıyorsun. Bu da abi bir çıkmamış şarkımın sözü. Öyle mi? Aynen. Albümden. Evet. Ha albümden değil, değil. Albümden değil. Bir tane daha. Arada bir single bir tane daha duygusal şarkı da abi artık vermeyeceğim. Memleket kül tabağı yaptık yani. Vermeyeceğim. Yani. Şimdi geçen de böyle dedik verdik yani abi. İki tane duygusal parça verdik evet, daha abi, vermeyeceğiz. Evet abi üçüncüyü verdik sözümüzü ya tutamadık abi. Ama yani sen bu konuda çok başarılısın. Sen niye böyle beylik lafları diyorsun Hakan zaten? Abi ya ben şunu istemiyordum ama. Yani ben hepsini yapabildiğimi göstermek istediğim için. Yapma abi yine. Niye yapmayacağım? Hayır hayır abi. Şu muhabbet beni duygusal olarak tanıdıktan sonra ben o bay bayı çıkarttım ki hani Türkçe rap'i Semih Cenk'i zannetmesinler diye. Anladın mı? Ya full duygusal gitmeyeceğim çünkü. Sonra abi işte bize üçüncü duygusal şarkıyı da yazdırdılar. Bugün yayınlanacak olan. Aynen. Ya bak Hakan sen ne yaparsan yap o vur ve affetmem senin peşini bırakmayacak. Abi şimdi ne yaptığını bilmesem de o sıraya giriyor işte. Giriyor mu oraya? Giriyor, aynen. Eyvallah. Twitter özel bölüm bitti. Eyvallah. Cevapları için kocaman bak. İlk konserini geçen ay verdin. Konser öncesi Türkiye'de yapılmamış bir şey yapacağız açıklamasını yaptın ve çok heyecanlıydın. Evet. Soru tahmin etti şu anda. Parça parça görüntülerden inanılmaz keyifli bir konser geçtiği zaten çok belli oluyor. Ben vlog videolarına falan böyle bir detaylı baktım. Hakan yapılmamış ne yaptınız o sahnede? Abi galiba onu yaptılar ama. Yani ben onu yapmadılar zannediyordum. Biz sahneye girdik. Sahnede bir tane şarkı okuduktan sonra bir tane miydi? İki tane miydi? Üç. Üç tane şarkı okuduktan sonra abi benim kafamdaki olsaydı yapılmamış olacaktı. Ama o zaman abi ilk konser olduğu için onu tam organize edemedik. Abi ışıklar komple kapanacaktı. Zifiri karanlık. Ben orada abi tüm kıyafetlerimi değiştirip geri geldim. Ve maske taktım. Bir daha bu tabanca var ya bu ar tabanca. Onu abi işte sıka sıka sahneye geri girecektim ben. Böyle zifiri karanlık açıldığı gibi ben sıkmaya başlayacaktım. Şarkı patlayacak. Ama biz onu tam denk getiremediğimiz için olmadı. Ama ben bunu Motive'de gördüm sonradan. Motive yapmış bunu. Ya Motive yapmış bunu dediğim sahneye maskeyle çıkıyor sonra maskeyi çıkartıyor. Ben direkt tüm kombinimi değiştirmiştim. Ama inşallah çok başka şovlarımız var. Performans sahnelerinde olacak bunlar. Acımasız sorular bölümündeyiz. Okay. Burada sana çok acayip sorularımız var. Hazırsan başlıyorum. Hakan, Mav seni dinlerken birinin şu Türkçe rap'in fişini çekmesi lazım diyor. Sen de bana uyuz olmaya devam edin. Daha sizi delirteceğim AMK diyorsun. Ve Mav bu videona size gerçekleri kimse konuşmuyor anladığım kadarıyla. Öyle çok ego sahibi olmanıza gerek yok. Hiçbir şey yapmıyorsunuz şeklinde karşılık verdi. Sonrası yok. Ne oldu? Bu kadar cevabım var. Hiçbir cevap vermeyeceğim. Cevap. Onu ilk gördüğümde vermiştim de niye verdim ben de bilmiyorum. Ama abi yok çok uzatılacak bir muhabbet de değil. Herkes kendi ekmeğine baksın. Ben başka bir şey demiyorum. Ben kimseye sataşmıyorum. Millet işi gücü yok bana sataşıyor. Devam etsinler. Onlar sataşsınlar. Ben de işimi yapmaya devam edeyim. Teşekkür ediyoruz cevabın eyvallah için. İlk konserine çıkmadan önce bir arkadaşına attığın ses kaydından yola çıkarak backstage ile soundcheck arasındaki farkı bilmiyor musun? Ya abi burada bizi Eso ile Mos patlattı. Abi işte ben o an backstage'de soundcheck'in kendi kafamda atlarını karıştırdım. O gün çok yorgundum. Yoksa biliyorum yani. Soundcheck aklıma gelmedi. Hani sahne öncesi prova yapılan şeye, mikrofon ayarlarına falan soundcheck diyorlar. Abi bu benim aklıma gelmedi bir türlü. Ben de o çocuklara samimi gördüğüm için bu sesi silmedim. Sonra bunlar gitti bunu videoda attı. Böyle bir sıkıntı oldu. Yoksa biliyorum. Biliyorum yani. Okey Okey isimli şarkının çalıntı iddiaları hakkındaki yorumların nelerdir? Abi Okey Okey çalıntı bir şarkı değil. Özellikle açıp da çaldığım bir şarkı değil. Ben Pop Smoke diyorum ya abi. Ben onu oradan değil de aslında yanlış kişiden Pop Smoke'un bir şarkısı var ya. Okey 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 diyor ya. Ben onu birazcık dedim ki değiştireyim. Esinlendin yani. Ama esinlendiğim Pop Smoke.
koyayım. Yani o değildi. Şey değil mi? Baby Gang'in şarkısı. Aynen abi, işte. Baby Gang. Ben de bu muhabbetlerden sonra gördüm zaten bunu. Yani adam bak ne kadar dürüst yani. Diyor ki ben Pop Smoke'dan aslında. Abi ben Pop Smoke'dan okey diyor. Ben bunu okey diye değiştirdim. Değiştirmedim. Aynısı neredeyse. Ama bunu Baby Gang'e yıktılar abi. TikTok olmasaydı sence bu kadar ünlü olur muydun? Abi TikTok diye bir furi hiç olmasa mıydı? Evet. Daha çok ünlü olur. Çünkü niye? Şu anki şarkılar hani diyorlar ya TikTok şarkısı var. TikTok olmasaydı ben yine olurdum bence. Ama bence TikTok olmasaydı insanların yaptığı müzik çok daha başka olurdu. Yani çünkü abi şu an piyasanın sahibi TikTok, böyle bir gerçek var ve insanlar ister istemez buna yönelik şarkı yapmak zorunda kalıyor. Yani yapmasa bile bir şekilde o şarkı TikTok'ta akım olmak zorunda. Yani istediğin dinlenmelere ulaşması için. TikTok'ta akım olmak olmazsa bir şarkı maksimum görebileceği en maksimumu 20 milyon olur. TikTok olmasaydı belki de çok daha kaliteli bir müzik olur. Mesela bir yurt dışında böyle değil. Bu sadece Türkiye'de aşırı önemli bir şey. Teşekkür ediyoruz cevabın için. Vur, Bay Bay, Affetmem isimli hit şarkılarını o gidince yazmışsın. Kariyerini ona mı borçlusun? Kesinlikle hayır abi. Öyle bir şey yok ama. Ama abi ben yaşadığım şeyleri yazıyorum. O zaman o şahıs değil, başka bir şahıs olsaydı ona karşı öyle bir duygular hissetmiş olsaydım ona yazarım. Bir tane arkadaş vardı. O zaman ben hiç hayatımda aşık olmamıştım. İlk defa aşık olduğum için öyle triplere girmiştim. Yazdım bu şarkıları. Olan oldu, biten bitti abi yani. İyi ki de oldu abi. Tecrübe, hepsi tecrübe. Şimdi nerelere geldik? Acımız sorular bitti. Cevaplar için kocaman bir alkış arkadan. Hakan, şimdi bizim acımasız sorular sonrası ferahlatan övgüler kısmımız var. Burada istediğin pozisyonda oturabilirsin, ayaklarını uzatabilirsin. Ne yapmak istersen. Yok abi, estağfurullah. Tamamen sana bırakmış durumdayım. Hazırsan başlıyorum. Okey. Şöyle bir yanına yaklaşıyorum. Hakan, 10 milyondan 3,5 milyona 5 ayda yükselebiliyorsun. 10 bin diyecektin. Aa, 10 binden pardon. düşünün şey yapmış olduk. 10 bin dinlenmeden 3,5 milyon dinlenmeye 5 ayda yükselebiliyorsun. Hatta belki şu an 4 milyon olmuşsundur. Şarkılarının hepsi milyonlar dinlenmiş. Listelerde birçok şarkınla varsın. Üstelik ulusal ve uluslararası listeler bunlar. Başaracağına inanıyorsun ve başarıyorsun. 15 dakikada şarkı yazıyorsun, kaydediyorsun. Öngörülerin tutuyor. Hakan, bize şurada şu an bir öngörüde bulunur musun? Abi bence böyle kovalamaya devam edersen, yani samimiyetini bu şekilde devam ettirirsen bence abi çok daha büyük yerlere gelebilirsin. Yakında tutar bu da. Hakan, yaptıracağız tırnaklarını şarkında skit olarak beni ararsan çatışmadayım diyorsun. Evet. Şunu bir canlandıralım mı? Bak soruya gel şimdi. Ben kız arkadaşınım. Eyvah. Hadi buyur cenaze namazına. Seni arıyorum. Evet abi. Sen çatışmadasın. Evet abi. Ve ben tırnaklarımı yaptırman için beni kuaföre götürmeni rica edeceğim. Bakalım neler oluyor. Getir, orada bir tırnak törpümüz de var. Abi yok, burada benim rolüm değil de senin rolün biraz sıkıntı. Benim rolüm yani çok. Sen nasıl gireceksin? Biz abi yapacağız artık Hakan bir şekilde. Neyse abi, eski oyuncusun, sen yaparsın. Ya, eski oyuncu musun? Sanki emekli ölmüşüm de kuzun evde ziyaretime gelmiş. Doğru abi, hala oyuncusun. Eski oyuncusun diyor. Hakan şimdi neydi o soru? Ben şimdi tırnaklarımı yaptırıyorum kardeş. Ben arada kardeşim falan diyeyim de hani artık iyice boka saymayalım. Hakan şimdi ben tırnaklarımı yaptırıyorum. Seni arıyorum. Çatışmadasın. Beni kuaföre götürmeni rica edeceğim şimdi. Ya abi. Abi ben bunu seninle yapamam. Seni arıyorum şimdi. Evet abi. Arıyorum bir yandan. Bende de telefon var. Sende de telefon var. Tırnaklarımı yaptırıyorum bir yandan. Bir dakika, bende telefon var. Bende de silah var. Çatışıyorum değil mi? Aynen. Yani, alo. Abi bak bunu yapamayız. Abi deme bana. Abi bak. bu olmaz sanki ya. Abi aman diyeyim bak. Allah bunun devamını, çok yanlış. Bunun devamına gidemeyeceğim. Ben evet de, evet abi bence burada de. Burada çok yabancılaştım ama bu kadarı da güzel oldu. Hakan, Vaxi sendeki potansiyeli görüp kafede buluşmak istemiş. Evet. Nasıl ulaştı sana? Ne konuştunuz? Vaxi olmasaydı bu süreç nasıl işlerdi? Buradan da Vaxi'ye selamlar olsun öncelikle. Vaxi'ye buradan selamlar. Nasıl olurdu? Nasıl abi, ulaştı sana? Neler oldu? Bize abi o zaman bana ulaşmak çok kolay zaten. 1000 takipçim var. Bir şarkı yayınlamıştın. Abi Vum Baby diye bir şarkım var. Benim. Bir tane benim fanım Vaxi'ye dinletmiş beni. İşte Vaxi de dinlemiş demiş. Hala görüşüyor musun o fanımla? Yani abi geçen klipte denk gelmiştik. Ha, yani yine hayatında var bir yer. Aynen. Evet, güzel. Vaxi de dinleyip beğenmiş. Öbür şarkıları falan da açmış, dinlemiş. Sonra abi görüşmek istedi. O gün de abi ben arabayı kaçırmıştım. Arabayı kaçırıp geldim.
Gittik aldık arabayı, gittik orada bir tane Sultan Pastanesi'nde Vax ile konuştuk ettik. İşte ben o gün oraya deplasmana geldim. Yani ben duruyorum orada. Kalan hepsi Vax'in arkadaşları. Hmm. İşte bunlar benimle konuşuyor ediyor falan filan. Hani sanki beni böyle sorguya çeker gibi. Ben de o tavırdan çok hoşlanmamıştım o gün. Dedim ki isterseniz bana destek olun, isterseniz olma. Ben dedim her şekilde Türkiye'de en çok dinlenen adamlardan birisi olacağım. Hatta en çok dinlenen olacağım demiştim. Yalan yok. Oldum abi. Sonra işte Vax de benim o özgüvenimi gördü. Sonra biz Vax ile birlikte çalışmaya başladık. Çok meşleştik. Sürekli müzik yaptık. Hala da yapıyorsunuz zaten. Aynen abi. Hala yapıyoruz zaten. Sonra abi çok iyi yerlere geldik ikimiz de. Nereden buradan da ona selamlar. Aynen abi. Sultan Pastanesi'nde başlayan hikaye. Abi ama... o gün Vax'i mesela şunu söylemişti. Seneye bugün işte para saymaya başlayacağız demişti. Bir sene geçmedi biz Vax ile tanışalı. Çok şükür iyi yerlere geldik. İkimizin de kariyeri çok fena bir şekilde. Sen de Vax'in hayatını değiştirdin yani. Vax'i de eminim bu umutla bu şeyle yaklaşmamıştır sana ilk başta. Hiç kimsenin öngöremeyeceği bir başarı bence bu. Yani eminim sen en çok dinleneceğim dediğin zamanlarda da bunun 5-6 ay sonra bu kadar erken olacağını ben de etmiyordum. Yani bu çünkü artık dediğin gibi az önce ben bunu uzun bir süreç olarak düşünüyordum. Yani. Belki 2-3 yıl içerisinde, 3-4 yıl içerisinde falan diye böyle. 3-4 yıl sonra ne yapacaksın? Bir de zirveyi ne kadar uzun süre sürdürebileceksin gibi bakalım. Sorumlulukların evet, çok abi, fazla. Evet abi her zaman öyle oluyor zaten. Zirveye çıkmak da zor da zirvede kalmak daha zor. Bakalım. Çok, kesinlikle. Hakan, şimdi cezalı sorular bölümündeyiz. Okey abi. Burada sana bir takım sorular soracağım. Cevaplamak evet. istersen cevaplayabilirsin ama bir tane kağıt çekelim ama dersen ki abi bu sorular çok güzel ben bunları cevaplamak istemiyorum. O zaman fanustan bir tane kağıt çekersin ve çıkan cezayı yaparsın. Tamam abi. Hazır mıyız? Hazırız abi. Hadi bakalım. Direkt çektirerek başlayayım mı? Unutamadığın eski sevgilinin ismi. Nesne veya figürlerden birini konuştur. Nasıl yani abi? Hadi bakalım. Mesela. Hakan abi yaptıracağım mı tırnaklarımı? Abi bunu nasıl yapacağız abi? Nereye geldin Hakan? Bakayım bu eleman biraz parlak bir eleman galiba. Bundan bir şey olmaz ya. Dur abi şu. Onu bunun asası düştü. Neyse ben bunu böyle konuşturayım konuştur, abi. Konuştur sen onu. Tamam abi bak ben bunu düşürmüşken konuyu buldum. Asam nerede? Koy. Bu mudur konuşturmak? Evet abi. Abi yalnız buna borçlandık galiba. Hakan bir bana atayım ben sana. Yolla abi şunların parasını gönderin. Elini ayağını kırmadık yerine. Ya bu ne öfke. Al şimdi konuştur Hakan. Al böyle konuştur. Kafam da yok. Hiçbir yerim yok. Böyle koyuruz artık. Abi bunu çok beceremedik. Ya bunu bırak. Ne Allah aşkına paramparça ettik. Abi ne abi mahvettik. Mezbahaya çevirdi adam burayı ya. Abi kusura bakma. Estağfurullah abi. Hakan. Anasını estağfurullah kardeşim koydum bunu. Ben sana buradan bayağı bir çektirmeyi kafaya koydum. Banka hesaplarının toplam kaç para var? Ya of abi bu nasıl sana bir şey sana burada ya? Neler yaptıracağım dur ya. Hayvan sesi çıkar. Hadi bakalım hangi hayvan? TikTok'ta 3,5 milyon izlenmeye hazır mıyız şu an? Abi nasıl yani? Mö. Tamam abi yaptım. Arada böyle sıktı kaçtı ya. Aynen abi öyle uzun yapmayacağım. Instagram DM kutundaki... O derece diyorsun ha. Abi ya neydi onun devamı? Belki de şeydi ya. Nereden biliyorsun? Instagram DM kutundaki hayırlı cumalar yaz. Hayırlı cumalar mesajını gösterdi belki. Saçma bir dans figürü yap. Hakan şu an eli ayağı titriyor. Abi kızlarla sadece kanka olan klapta takılan adam dans. Şu mu? Aynen şu. Devam ediyorum. Şansın olduğunu bilsen evet. Türkiye'den doğrudan yürüyeceğin ünlü isim kim? Abi bak ben şimdi buna cevap verirsem isim versek mi ya? Sorma bak ya. Böyle yapıyor arkadan. Ver bu. Hadise. Ya bırak şimdi ya. Abi beni story attı ya. Ses story mu attı? Evet. Hangi şarkıyı? Vur. Helal olsun. Helal olsun. Bak abi buna cevap verdim. Saçma bir ses çıkar. Mö. Abi bir dakika aynısı yok. Abi öyle mi? Aynısı yok. Pardon. Dur yapıyorum. Deep Turkish VIP izleyenler beni anladı şu an. Aldığın son iki ekran görüntüsünü gösterir misin? Ne aldık acaba ya? Telefonu eline aldığın anda bu arada geçmiş olsun. Ya şey nasıl ya abi bu daha kötü. Oku sesli oku. Telefonun hoparlörünü açıp rehberden seçtiğim bir yakınını arayıp ona affetmem şarkısını söyle. Tamam abi şimdi bunlardan birini arayayım. Hayır buradakilerden biri olmaz. Alo merhaba hiçbir şey yok direkt şarkıyı söyleyeceksin. Tamam. Aynen kardeşimi arayayım. Yakınım harbi yakınım ikiz kardeşim. İkizi mi var senin? Evet programda olduğumu söylemeyeceğim değil mi? Hayır. Murat. Eğer ben seni affetsem geceler seni affetmez. Gözyaşlarım affetmez. Gururum seni affetmez. Sen gezip eğlenirken seni bekleyen o çocuk affetmez. Ben eriyip giderken buna şahit dostlarım affetmez. Evet.
Çocuk bana diyor. İşte abi kardeşin olunca böyle oluyor demek. Galerindeki. Ya o. Ya dur bir sen. Ne abi? Bir daha söyle abi. Favoriler kısmındaki sondan iki önceki fotoğrafı gösterir misin? Ha, favorilerde full kendi fotoğraflarım var benim. Ama nasıl bir şey çıkar acaba? Abi ben öyle fotoğraflarım hiç yok. Bir dakika, telefonu açarsam. Geçmiş olsun. Telefonu eline aldığın anda göstereceğiz ona ekranı. Ondan sonra geceler bizi affediyor mu affetmiyor mu sorma göreceğiz. Sorma ya abi, of ya. Abi of ya. Yemin ederim of ya. Hadi bakalım. Hayatımız kaydı ya. Joker. Tebrikler, Joker kazandınız. Tekrar çekin ceza kağıdı. E bunu koymayın ya. Bir kişiye ceza yaptırabilirim. Bunu koymayın oğlum ya. Okey. Sen şimdi bir kağıt çekeceğim daha çekeceksin. Çekeceğim ceza sana geliyor abi. İstediğin herkes olabilir bu. Yok sana geliyor abi. Bak arkadaşlarına burada çıkartıp bir şey yaptırmaz. Yok abi yok. Ben bu çocuklarla... Devam. Bizim de sıramız gelecek. Hadi bakalım. Şimdi nasıl keyifli çekiyorum ama. Karşındaki kişiyi çekerek lütfen bu arkadaşı takip edin dediğin videoyu Instagram'da hikayende paylaş. Eyvah. Abi sen şimdi kimi paylaşacaksın? Seni paylaşacağım. Bu da kötü bir görüntü. İyi abi yapalım. Ama ceza diyor ki karşılığında sen de yapayım. Bu bana ceza oldu amına. Arkadaşlar lütfen bu arkadaşı takip lütfen eder misiniz? Koyayım ya. 6 makinim saniye sütleri 8 tane küfür var. Güzel abi güzel. Küfür kıyamet. Aa, bir tane kaldı. Bunu çekmem lazım çünkü hangi ceza aldığını şu an biliyorum. Hakan. Bir dakika oğlum, burada ne var lan? Ha? Tribe girdi. Öyle bir baktı ki ne yapacaksınız abi acaba? Hakan, Türkiye'de kesinlikle dinlemem dediğin ve çok kötü müzik yapıyor dediğin rap sanatçısı kim? Kim? Vallahi bir sürü var da. Ama söylenmez ki Hakan. Yo ben bunu herhalde söylerim ya. Yok canım söylemezsin. Hakan polemiğe ne gerek var? Sen şarkılarında zaten tanınmış bir adamsın. Ya abi sen de bize bunu yaptıracağım diye var ya. İyi hadi çekelim, hadi senin bakalım gönlün olsun abi. Oku. Abi. Keşke söyleseydim. Okur musun? Dudaklarını oynatmadan yaptıracağız tırnaklarının şarkısını söyle. Abi nasıl olacak o? Bak böyle. Na 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 ya. Yardırlar tırnaklarını. Abi bir de bilerek bunu mu seçtiniz? Abi çarpılmış gibi ya. Yapma gözünü seveyim ya. Evet hocam. Dur abi ben bunu bir kendi. Delireceğim. Dur abi neden nasıl gözüküyorum? Kendine bakıyor. Delireceğim. Yine performanslardan bir tanesi. Performans sorularından hazır mıyız? Tepkilerine bayılıyorum ben. Kan şekeri düşüyor sürekli. Abi sorma. Ne yapacağız şimdi? Hakan, diyelim kız arkadaşının tırnaklarını yaptırması için onu nöbetçi kuaföre bıraktın. Evet. Nöbetçi kuaför ne lan? Gece açık böyle. Abi bu eczane değil ki abi. Nöbetçi kuaför ne demek ya? Yarım saat süreci için sahile hiç kız arkadaşı olmadığı nasıl belli? Kız arkadaşını kuaföre bırakacak. Yarım saat sürecek bir doğum. Yarım saat süreci için sahile doğru yürüyüp bir banka oturdun ve denizi izliyorsun. Saat akşama doğru bir saat böyle. Yanına kapşonlu biri gelip oturuyor. Hello Hako diyor. Döndün bir baktın Pop Smoke. Önce şaşırıyorsun aynı böyle. Ve sonra sarılıyorsun sıkı sıkı. Ve birden onun aslında hayatını kaybettiğini hatırlıyorsun. Ve irkildiğin anda Pop diyor ki rüyadasın tadını çıkar. Sen bir kez daha sarılıyorsun. Sana... Abi ben Pop Smoke'da niye bu kadar sarılıyorum? Ya. Takıldığı yere bak. Rüyadasın ya. Tadını çıkar diyor bana Pop Smoke. Sanki biz başka bir şey yapıyoruz. Abi böyle şey mi olur amına? Pop Smoke'da denk geleceğiz. Pop Smoke daha diyecek ki rüyadasın tadını çıkar. Tadını çıkar. Ne yapıyoruz biz adamlar? Allah ben kalır abi. Abi bunu sen mi yazdın? Abi senin ne tuhaf bir hayal gücün var amına. Ölüyorum şu an. Ne tuhaf bir hayal gücün var. Pop Smoke beni görüyor, rüyadasın tadını çıkar. Bir de sarılıyoruz a**ın. Kaç kere? 5 kere. Ölüyorum şu tansiyonum düştü. Abi bu sıkıntı yani ha. Öyle bir şey olamaz. Rüyada... Bak bu cümleyi şu an... Ya Pop Smoke falan dinlemem. S**lara giderim. Giderim evime uyur. Kanka. Abi sen ne diyorsun? Abi ne anlatıyorsun dedi sen? Hiçbirimiz bunu böyle düşünmedik biliyorsun. Abi Pop Smoke'u görsem sarılmam bile ama. Çıkar kısmını negatif olarak. Rüyadası. Yok abi sıkıntı şu ya. Bir kere sarılıyoruz. Bir dahaki sarılışımız sımsıkı. Ama hayatım bir şey. Abi ne bu benim babam mı? O kadar da değil ya. Kaş şekerim düştü eczaneye arayın. Sorma abi böyle bir şey. Hakan söyleyince şu an o perspektiften baktım. Rüyadasın bir şey olmaz. Pap diyor ki rüyadasın tadını çıkar. Sen bir kez daha sarılıyorsun. Bak
Bakın 5 kere sarıldık. Sana benimle düet yapmak istediğini biliyorum diyor. Ve sen de onun akıcı Türkçe konuşmasına şaşırmakla birlikte bu teklife çok seviniyorsun. Tabii ki Pap, tabii ki diyorsun. Pap da hadi yaz bir dörtlük de söyleyelim diyor. Ve sen de yazıyorsun. Nedir bu dörtlük? Abi Pap Smoke da olsa gelip bana benimle şarkı yapmak istediğini biliyorum derse yapmam. Yapmam a**ım. Bir de Pop Smoke gelmiş benimle Türkçe konuş. Pop Smoke gözümde bitti yani. Adamı. Yani Pop Smoke sevdamı öldürdünüz abi. Yani. İçimdeki sanat aşkını evet, öldürdün. Gerçekten Pop Smoke sevdamı bitirdin abi. Çok sıkıntı bir şeydi bu. Bir sonraki aşama kemerle Cihan abiyi dövmesi değil mi? Ulan çok güldüm burada ya. Hakan bu arada çıkartacağın albümün ismi neydi? 3. İlk defa mı açıklıyorsun? Aynen. Rap Show farkıyla mı? Yo albümün çıkacağını da şu an öğrendiler bu arada. Şu her şey şu anda. Aynen. Hakan bize bunların ilk olduğunu söylesene ya. 2 ay içerisinde 3 isimli albüm. İlk defa Rap Show'da mı? Evet abi. 9 şarkıdan oluşuyor. Evet belki abi. Ya 9 ya 8 belki 10. 8, 9, 10 şarkı. En düşük 8 en fazla 10. Tek düet Reşkol'le. Evet. 3 albümüne kocaman bir alkış! Hakan. Buyur abi. Şimdi 18 yaşımda sohbet bölümündeyiz. Biliyor musun bu bölümü? Biliyorum abi. Burada 20 yaşındaki Hakan'ın 18 yaşındaki Hakan'a bir şeyler söylemesini isteyeceğiz. Yaşın genç olduğu için çok geriye gitmemiş olacağız ama 2 sene önceki Hakan'la abi çok şimdiki fark Hakan arasında evet korkunç bir fark olduğu için çok anlamlı olacağını düşünüyorum yine de. Hazır olduğunda başlayabiliriz. 1 dakika boyunca kameraya bakarak 18 yaşındaki Hakan'la sohbet etmeni isteyeceğiz. Bence hiç düşünme, içinden ne geliyorsa söyle. Tamam abi. 3, 2, 1 başla. Dostum bir dönem gelecek, sürekli düşüneceksin, sürekli gitgellerin olacak. İşte ne yapacağım, ne edeceğim. Çok fazla kazık yiyeceksin. Çok kalbin kırılacak. Ama bunların hepsi sana tecrübe olacak. Sonra aslan gibi ayağa kalkacaksın. İyi bir eleman olacaksın yani. Vallahi çok zor olacak ama güzel olacak yani. Harbi zor olacak ya. Hani zor olacak, çok zor olacak. Depresyona falan bile gireceksin yani. Ama sonunda toparlayacaksın. O yüzden her zaman düştüğün zaman kalk. Zaten kalkacaksın ama düştüğün zaman hiç şey yapma yani. Hızını kesme, devam et. Her zaman kalkmaya devam et. Bir de yani artık insanların lafına inanma be kardeşim ya. İnanma. Geçti mi bir dakika? Daha 4. saniyede miyiz? Hayır bu geri sayım. He tamam. Süre bitti. Okey. Ben dedim ben 4 saniyedir mi konuşuyorum amına. Ya insan ne kadar yaşadığını bilmez mi ya? İkkam. Ben diyor amına koyayım ben bunları nasıl 4 saniyede konuşabilirim? Nasıl 39 yaşında olduğunu anlamazsın kendine. Ya kankacığım o kadar konuştun. Nasıl 4. saniyede olabiliriz? Hakkında internette bulunamayan bir bilgi verir misin? Bence bu internette yoktur. Ben 10 sene falan futbolcuydum. Futbol oynadım. Aa hangi takımda? Mustafa Paşa Spor, Darıca Gençler Birliği, Gebze Spor. Hepsini oynadım. Sonra niye bıraktın Hakan? Ne oldu da futboldan vazgeçtin? Zamanında çok tehlikeli bir sola çıktık. Vallahi abi oynadık bir süre. Sonra işte olmadı abi. Yani olmadı. Sonra biz de yolumuza baktık. Nereden nereye? Ama hala düşünüyorum abi. Acaba futbolcu olsaydım nasıl olur? İster miydin şu an? İsterdim. Müzik kadar konforlu olmazdı Hakan. He abi yok tabii. Tabii ki ben şu anki hayatımdan çok memnunum da başka bir hayatım olsaydı orada nasıl da futbolcu olsaydım çok isterdim yani. Kendine en yakınların dahil kimselerin soramayacağı bir soru sorup cevaplar mısın? Yani sana yakınındakiler ne soramaz? Abi bunların bana soramayacağı bir soru yok biliyor musun? Yani... Ama sorduklarında ayar olduğun bir şey vardır. Hangi biri acaba? İşte onlardan biri. Evet abi ben mesela kız arkadaşı muhabbetini bizim çocuklara hiç anlatmam. Çok garanti olana kadar hayatta anlatmam. Hala mı? Yani abi birinden hoşlanıyorsam anlatmıyorum. Bir sebebi var mı bunun? Yok abi anlatasım gelmiyor yani. Sevgili olmalı. Anlatmazsam anlatmıyorum abi. Yani ben şundan hoşlanmaya başladım falan hayatta demem. Aşk işleriyle alakalı. Aynen. Sana aşk konularını soramazlar. Cevabı soramazlar çünkü. Bu muhabbetleri anlatmayı hiç sevmiyorum. Sevmiyorsun, hoşlanmıyorsun. Aynen. Çok enteresan. Eyvallah. Kırmızı çizgilerin nelerdir bu hayatta? Saygısızlık abi. Çok keskin. Bana böyle gevşek gevşek konuşmalarını falan kimseni hiç sevmem. Bozarım direkt. Başka bir kırmızı çizgin var mı? Hayır abi yok. Yok teşekkür ediyoruz. Eyvallah.
Hakan, hadi bunu da sorayım sana, merak ettim. Nelere zaafın vardır bu hayatta? Legal olanlardan. Dostlarıma zaafım var. Sevdiklerime zaafım var. Yani sevdiğim kişilere karşı gerçekten bir zaafım var. Onlar bana çok büyük bir yanlış yapmazsa hataların hepsini bir şekilde kabul ederim. Yani, affederim diyorsun. Aynen, sadece hatalarını affederim. Yani bir de dostlarım olanlar. Ama... Adamın 60 milyon dinlenen affetmem şarkısı var. Adamın en büyük zaaflarından biri affetmekmiş ya. Hayır hayır, öyle değil, öyle değil abi. Yani biz affetmedik gerçekten. Hani öyle bir şey yok abi. Dostları diyorsun. Bana yapılan, hayır abi, yani bu adamlar da bana yanlış yaparsa onları da affetme. Abi bu arada şöyle bir şey, ben hayatımda konuşmayı kesip de barıştığım kimse yok. Hadi be. Yemin ederim sana. Hiç affetmedim gerçekten. Hani ben, bana biri yanlış yaparsa, gerçekten bir yanlış, seninle artık konuşmayı kesiyorum dedikten sonra tekrar başladığım kimse yok. Aradan zaman falan hiçbir şey. Yok abi, ben çok kin tutarım. Aa, çok hayatta unutma. Karşı tarafın büyük pişmanlığı bu kararını değiştirir mi? Abi her zaman büyük pişman olurlar. Çünkü ben kimseye yanlış yapacak bir insan değil. Teşekkür ediyoruz cevapların için, samimi açıklamaların için. Eyvallah, ben teşekkür ederim. Hakan. Buyur abi. Rap show bitti. Eyvallah. Hakan, rap show'u nasıl buldun? Vallahi ben çok samimi buldum ya. Bence çok eğlendik. Bizim çocuklar da çok fazla alkışladı. Bayağı eğlendik. Her bölüm size kombine beyler. Her bölüm gelin böyle. Vallahi çok eğlendik ya. Bence 10 numaraydı. Vallahi çok güzel geçti. Hep izliyordum, şimdi kendim oldum. Bu da çok güzel bir şey benim. Canımsın, bizi onur ettin gelerek. Eyvallah abi. Harika bir sohbet ettik. Bence seni tanıdığımız için çok mutluyuz. Ben de çok memnun oldum. Bundan sonra her sezonda artık talibiniz. Abi geliriz ya, sürekli geliriz. Bir Pop Smoke, iki ben bundan aynen sonra. Şey, neydi? Tadını çıkar, tadını çıkar. Ha. Hakan, tekrardan ayağına sağlık. Eyvallah. Blok 3'e kocaman bir alkış geldiği için teşekkürler. Blok 3! Abi Allah'ım, bu Rap Show'un bir bölümünün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biz Hakan'la programı çekerken gördüğünüz gibi çok eğlendik, çok keyif aldık. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Rap Show'un devamının gelmesi için şuradan kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Haftaya yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay.